Herkese selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlerle haftalardır uğraştığım Brother aracımızı RC'ye nasıl dönüştürdük? Size bunlardan bahsedeceğim. Uzun zamandır uğraşıyordum, dediğim gibi haftalardır uğraşıyorum. Aslında daha önce bitirmiştim fakat birkaç farklı sorunla karşılaştım. Bu sorunları çözmem zaman aldı, aslında tam da çözemedim. Bu sebepten dolayı biraz geciktim. Birkaç da test yaptım fakat istediğim verimi henüz alamadım. Ama alacağım. Fazla uzatmadan videoya geçeceğim. Hazırsanız şimdi videoya geçebiliriz. İlk kısımdan başlamam gerekirse kepçeden bahsedeyim biraz. Kepçede Tower Pro MG996 360 derece dönen servo kullandım. Neden 360 derece kullandım? Normal servo kullandığımda belirli bir noktaya kadar çektiğimde atıyorum şu şekilde kalıyordu. İstediğim yüksekliği veya alçaklığı sağlamıyordu. Bu sebeple 360 derece servo kullandım ve istediğim yerde bırakabiliyorum. Diğer servoda olsaydı eğer trimi sıfırladığımda tekrardan o konuma dönecekti. Bu sebeple 360 derece kullandım. İstediğim konuma kadar getirip bırakabiliyorum. İkinci olarak kollarda makro rediktörlü motor kullandım. 100 RPM değerinde. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı alanları 3D printer'da yaptım. Ne kadar dayanıklı derseniz oldukça dayanıklı. Ben bu kadar dayanıklı olabileceğini tahmin etmiyordum. Çünkü ilk denememde sanırım dedim kolu kırabilirim. Ama kol kırılmadı. Motor aksine dişlerini sıyırdı. Gördüm ki kol bayağı sağlam. Uyarı lambaları gene aynı şekilde kendim yaptım. Devresi hazırdı tabii. Ben ekstra bir şey yapmadım. Sadece devre üzerine ekstra ledler bağlayarak 2 adet farklı kombinasyonlarda yanan uyarı lambalarını ekledim. Bunlar devamlı olarak açık. Arabamız açık olduğu sürece bunlar da çalışıyor. Önlerdeki farlarımız, bunları da aynı şekilde kendim yaptım. Servo ile çalıştırıyorum. Aç kapamasını bu sayede yapıyorum. Onun dışında zaten farklı devrelerle yapabiliriz. Arka kasamız çok fazla büyük olmadığı için ve elektronik eşyalarla dolduğu için lipo pilimi sığdıramadım. Bu sebeple ekstra bir pil yaptırdım. Yine 3S, 3500 mAh bir lipo yaptırdım. Gayet de güzel oldu. Gayet de performanslı. Kolay kolay da bitmiyor. Gayet süper oldu. Yapan kişinin de ellerine sağlık. Kullandığım akslar Yota aks'tır. Crawler araçlarda kullanılır genelde. Ama cuk diye bu aracı da oturdu ve harika oldu. İstediğim gibi oldu tam da. Aksları nasıl tutturdum derseniz 3D printer gene yardımıma koştu. Bu sayede 3D printerla çok güzel bir projeye daha adım atmış olduk. Arkadaşlar araçta ses kiti olarak çok basit bir şey kullandım. Bütün sesi sağlayan bu. Bildiğimiz standart Bluetooth devresi, Bluetooth'lu hoparlör. Elimde boşta duruyordu. Böyle bir şey değerlendirmek istedim. YouTube üzerinden araba sesi indirdim, dizel motor sesi. Bir hafıza kartıyla da bunu sisteme yükledim. Bu şekilde araç açıldığı zaman devamlı olarak bu ses tekrar ediyor. Bu ses kitiyle birlikte bir de titreşim motoru ekledim. Daha gerçekçi olması açısından dozerimizi titretiyor. Ufak bir uçak ESC'si ile bu motora güç veriyorum. Daha önce mikro servo ile denedim fakat mikro servolarımın 3 tanesi yandı. Motor çok güçlü kaldığı için mikro servo devresi kaldırmıyor bunu. Kumanda üzerinden ESC'ye güç verdiğim zaman farklı bir kanala ekledim. Görmüş olduğunuz gibi motorumuz dönmeye devam ediyor. Bu şekilde bir titreme yaratıyor. Motor olarak 55T Crawler motoru kullandım. Motor mount ise HSP on-road araçlardan veya HSP Buggy Master tipi araçlarda kullanılan mount. Servo olarak Power HD 20 kilo servo kullandım. Gayet de rahat bir şekilde dönmesini sağlıyor. Çok rahat aracımızı sağ sol yapabiliyor.
Yakın zamanlarda daha fazla test videosu çekeceğim. Şu anda çok fazla test videosu çekemiyorum çünkü elimdeki imkanlardan dolayı bazı parçalar yeterli gelmedi. Bunları zaman zaman değişeceğim, deneye deneye değişeceğim. İlerleyen zamanlarda bu tür araçlarda daha çok video göreceksiniz. Yakın zamanlarda çok fazla testle karşılaşacağız. Bunların şantiyelerini kuracağız. Çok yakında bombabomba.com Çok yakında çok güzel şeyler gelecek. Beklemeye devam edin. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bana destek vermek için de kanalıma abone olabilirsiniz. İyi günler.